Dersimizin bu bölümünde scaffold dediğimiz hemen her uygulamamızda kesinlikle kullanacağımız bir widget'ı görelim. Bunun için yeni bir uygulama açayım. Oops. Şuradan file, new, project. Bu cancel Java projesi. New Flutter project. Flutter application next. Buna scaffold diyeyim. Next diyorum. Şu example'dan bahsedeyim. Arkadaşlar bu deneme uygulaması olduğuna işaret. Example olduğu zaman uygulamalarınızı Google'da yayınlayamazsınız. Play Store'da ya da iOS'ta sıkıntı çıkarır. Silseniz de olur. Kendi isminizi de verebilirsiniz. Finish diyorum. Bir projemi oluştursun. Projem oluşurken scaffold'dan bahsedeyim. Scaffold arkadaşlar, önceki derslerimizden hatırlayanlar olacak. İlk yazımızı yazdığımızda simsiyah bir ekrana yazı yazılmıştı. İlk uygulamam diye. Uygulamanın arkasına beyaz bir alan çekeceğiz, bir perde. Bu scaffold olacak. Yeni pencerede açayım. Uygulamam geliyor. Mevcut uygulamamı bir emülatöre göndereyim. Mevcut varsayılan uygulamam geldi. Burada neyin ne olduğunu bir önceki derste, daha doğrusu serinin ilk dersinde bahsetmiştim. Şunu biraz küçülteyim. Arkadaşlar şu widgetları da küçülteyim ve üçünü birden şöyle alıp siliyorum. Ne demiştik? Şu main benim ana metodum. Program buradan çalışmaya başlar ve şu main'i arar. MyApp'te şu butona tıklayınca bir bir arttıran uygulama. Biz buraya ana widget'ımız olan Material App widget'ını ekleyeceğiz. Şöyle gelip ekledim. Widget'ların ardından virgül koyuyorduk. Ctrl Alt L şart değil ama daha sistematik gitmesi açısından, neyin ne olduğunu bilmemiz açısından bunu yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar ben şu Material App'e bir tane Home ana bölgesi ve text vereyim. Bir şey yazayım. Deneme. Şimdi bir çalıştırayım. Şöyle simsiyah bir ekran geliyor. Gördüğünüz gibi deneme yazıyor. Ne dedim? Scaffold kullanarak beyaz perde ekleyeceğim. Şu teksti siliyorum. Geliyorum şuraya yazıyorum. Scaffold. Otomatik geldi. Aç kapa parantezim var. Scaffold'u ekledikten sonra arkadaşlar şöyle bir çalıştırayım bunu. Gördüğünüz gibi bembeyaz bir sayfa geldi arkadaşlar.